Değerli basın mensupları, hepinizi saygıyla selamlıyoruz. Biz bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun davasını 15 yıldır süren, üzerinde hala bir sis perdesi olduğunu düşündüğümüz, yani bu bir cinayet mi, bir suikast mi yoksa bir kaza mı olduğu netleşmemiş bir davada, Cumhuriyet Halk Partisi olarak başından beri süreci takip ediyoruz. Yani bu olay gerçekleştiği andan itibaren sisley meratip yoluyla tüm o dönemin genel başkanı, bugün davanın avukatı arkadaşımız da söyledi, Deniz Baykal'ın, arkasından Kemal Kılıçdaroğlu'nun, bugün de Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in bu davayı takip ettiğini ve biz partimiz adına Sayın Genel Başkan Yardımcım Sevgi Kılıç'la beraber burada olduğumuzu, adaletin tecellisi için, hakikatin ortaya çıkması için burada olduğumuzu, Remzi Beyler yol arkadaşı ama biz siyasal olarak aynı düşüncede olmadık hiçbir zaman Muhsin Yazıcıoğlu'yla. Ama Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti, suikasti, her neyse, bu sis perdesinin aralanması Türkiye'nin faydasına olduğunu düşünüyoruz. Biz Gezi tutukları için de adalet istiyoruz. Tayfun Kahraman için de adalet istiyoruz. Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesi, sevenleri, yol arkadaşları için de adalet istiyoruz. Sinan Ateş için, onun ailesi için, sevenleri için de adalet istiyoruz. Biz Türkiye'de nerede bir hukuksuzluk varsa, adaletsizlik varsa, yargıda sürüncemede kalan bir dava varsa o davanın takipçisiyiz Cumhuriyet Halk Partisi olarak. Bugün de bunun için geldik. 15 yıl süren bir soruşturma olmaz dünyanın hiçbir yerinde. Yani olayın olduğu tarihten bu yana ana soruşturma 15 yıldır açık. Ne dava açılıyor ne soruşturma bitiriliyor. Birbirinden bağımsız yargılamalar var. Olayın akabinde GPS cihazıyla ilgili ayrı, arama kurtarma çalışmalarıyla ayrı ama bir bütünlüklü olarak tüm bunların ilişkilendiren bir yargılama yok. Her nedense bir sanki bir el, yukarıdan bir el bir yargılama da olmasın. Bu sır perdesi aralanmasın, gerçekler ortaya çıkmasın istiyor ama gerçeklerin ortaya çıkma gibi bir huyu var. Ve biz bu gerçek ortaya çıkıncaya kadar, adalet yerini buluncaya kadar hem ailenin yanında olacağız hem de bu davanın takipçisi olacağız. Teşekkür ederiz.